Diyelim ki sayı doğrusu üzerinde iki tane sayımız var. Bu bahsettiğim sayı doğrusu olsun. Bunlar da sayılar. A sayısı ve B sayısı. B sayısı A sayısının sağında yer aldığı için A'dan büyük. A ve B arasındaki uzaklığı düşünelim. İşte bu uzaklıktan bahsediyorum. Düz bir çizgi çizebilirsem siz de daha iyi anlayacaksınız. A'dan B'ye olan uzaklık, evet. Bu uzaklığı nasıl buluruz? B'den yani büyük sayıdan A'yı yani küçük sayıyı çıkarırsak sonuç uzaklığı verir. Ve B, A'dan büyük olduğu için bu uzaklık pozitif bir sayı olur. Öyle değil mi? Uzaklıktan bahsettiğimiz zaman evet, uzaklıkla ilgili bir soruyu çözerken her zaman pozitif değerlerden bahsederiz. Çünkü önemli olan aradaki uzaklığın ne kadar olduğudur. Ve bu örnekte de B'nin A'dan büyük olduğunu bildiğim için aradaki uzaklığı B'den A'yı çıkararak buldum. Peki ya A B'den büyük olsaydı? Hemen buna da bakalım. Sayı doğrusunu tekrar çizelim. Bu sefer A'yı B'den büyük yapacağım. Evet, bu B, bu da A. Ve A ile B arasındaki uzaklığı bulmak için unutmayın, pozitif bir değer istediğimiz için büyük sayıdan A'dan küçük sayıyı B'yi çıkaracağız. A eksi B. Burada B eksi A var. Burada da A eksi B. Şimdi size bir soru soracağım. Hangi sayının büyük olduğunu bilmediğinizde, A mı büyük yoksa B mi? Evet, bu sorunun cevabını bilmediğinizde, buradaki uzaklığı nasıl bulursunuz? Bir düşünün bakalım. Aslında çok kolay. Yine A eksi B ya da b eksi a işleminin sonucunu bulmanız gerekir. Ama bu kez bu işlemleri mutlak değer içinde değerlendireceksiniz. Ve mutlak değer aldığınız sürece hangi işlemi yaptığınızın önemi olmayacak. Çünkü a da büyük olsa b de mutlak değer içinde a eksi b ile mutlak değer içinde b eksi a işleminin sonucu aynıdır. Ve bu işlemlerin ikisi de a ve b sayıları arasındaki uzaklığı verir. İsterseniz bu eşitlikle oynayıp, bir tarafını eksi parantezine alıp, daha sonra da mutlak değerini bulursanız, neden bu iki ifadenin birbirine eşit olduğunu anlayabilirsiniz. Bunu kanıtlamayı başka bir videoya bırakıyorum. Bu videoda, bu ifadenin doğruluğu üzerinde duracağım. Bir örnekle anlatmaya çalışacağım. Burada bir sayı doğrusu var. Ve, eksi 2 ile 3 arasındaki uzaklığı bulmak istiyoruz sayı doğrusu üzerinde olduğumuz için, bu uzaklığı hesaplamak aslında çok kolay. Buradan buraya olan uzaklık. 1, 2, 3, 4, 5. Düzgün bir çizgi çizelim. Evet, işte bu uzaklık. 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5. İsterseniz 3'ten eksi 2'ye doğru da sayabilirsiniz. Aynı sonucu bulacaksınız. Şimdi gelin bu yazdığımız ifadenin doğru olup olmadığına bakalım. Eksi 2 a olsun, 3 de b. Mutlak değer içinde, eksi 2 eksi 3, bu neye eşit olur? Eksi 2 eksi 3, eksi 5 eder. O halde bu, eksi 5'in mutlak değerine eşittir. Ve eksi 5'in mutlak değeri de 5'e eşittir. Küçük sayıdan büyük sayıyı çıkardık, negatif bir değer elde ettik. Bu negatif değerin mutlak değerini aldığımızda ise, aradaki uzaklığı bulduk. Peki ya diğeri? 3'ten eksi 2'yi çıkarırsak ne olur? Hemen bakalım. Mutlak değer içinde 3 eksi, parantez içinde eksi 2. Büyük olan sayıdan küçük sayıyı çıkarırsanız sonuç pozitif olur. Aslında burada mutlak değer ihtiyacımız da yok ama yine de size bunun da doğru olduğunu göstermek istiyorum. 3 eksi, eksi 2, 3 artı 2 ile aynı şeydir. Ve bu da 5'e eşit olur. 5'in mutlak değeri de 5'tir. Evet, umarım bu alıştırmayla iki sayı arasındaki uzaklığı daha iyi anlamışsınızdır. Burada sıranın gerçekten önemi yok. İster 3'ten eksi 2'yi çıkarın, ister eksi 2'den 3'ü. Dikkat etmeniz gereken tek şey aradaki eksi işaretleri. Bunu yapıp sonucunda mutlak değerini alırsanız, iki sayı arasındaki uzaklığı bulmuş olursunuz. Bunu bilmeniz çok önemli. Neden mi? Çünkü ileride göreceğiniz matematik derslerinde öğretmeniniz A ve B sayıları arasındaki uzaklıktan bahsedip önce bunu sonra da aynı uzaklık için bu ifadeyi kullanabilir. Ama siz artık bu ikisinin aslında eşit olduğunu, yani aynı sonucu verdiğini ve iki sayı arasındaki uzaklığı ifade ettiğini biliyorsunuz.